Yemek okulumuza hoş geldiniz. En sevdiğimiz bölümlerden bir tanesi olan öğrenci evi yemekleri başlıyor. Bugünkü tarifimiz yumurtalı, peynirli, çok lezzetli bir ekmek üstü. Ama tabii ki Refik Hacı dokunuşlar olmadan olmaz. Bu çok hepimizin sevdiği lezzeti Refik Hacı'ya hep beraber uçuracağız. Bu tarifi yapmak için malzemelerim gayet basit. Biraz açmam, peynirim, yumurtam var. Bir de sevgili Taner'im var. Taner'i eski videolardan belki tanıyorsunuzdur. Benim öğrencilik hayatımı çok güzel kurtarmıştır. Tatlı tatlı ısıtmaya başladım bile. Bir an evvel yapmaya başlıyorum. Şimdi ilk başta açmam var. Bu açmayı böyle ortadan ikiye keseceğim. Böyle iki parça açmam oldu. O sırada içini yapacağım. Bu arada hani Refika bizde açma yok derseniz hiç önemli değil. Aslında bu ekmek üstü sadece daha lezzetli olsun diye açmayı kullandım. Herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Böyle bir kibrit kutusundan biraz daha fazla peynirim var. Bunu böyle elimle minik minik parçalar halinde kesiyorum. Biraz da kaşar peyniri var. Ama nasıl ekmek açma olmak zorunda değilse peynir de kaşar ve beyaz peynir olmak zorunda değil. Burada bir tanesi tuzlu, bir tanesi eriyen bir peynir olursa iyi olur. Ama yani kaşarın farklı işlediğini, beyaz peynirin farklı işlediğini ne olur bilin. Kaşar özellikle uzamasını sağlarken beyaz peynir böyle parça parça o tuzluluğunun verdiği bir benlik katıyor. Kaşarda o benliği alamıyorsunuz. Onun yerine bir sucuk, bir iki parça kıyma veya et varsa onları da koyabilirsiniz. Hani kaşar hepsini bağlıyor, öbürü de lezzet verici etkisi oluyor. Dediğim gibi peynir yerine etle bile aynı şeyi yapmak mümkün olur. Rendiniz varsa rendeleyebilirsiniz, daha da güzel olacaktır. İki tane de yumurta var. Yumurtayı da içine kırıyorum direkt. Birazcık tuz, karabiber. Çok fazla değil tuz. Bu da benim yeni oyuncağım. Çok sevdim. Bir tarafı tuz, bir tarafı karabiber. Ekliyorum. Çok azıcık da kırmızı biber. Ve son olarak da burada maydanozlarım var. Böyle birleştiriyorum. Ve ince ince kıyıyorum. Daha çok ince bile değil. Arada böyle büyük parçalar da var. Onlar da güzelce böyle benlikleriyle ortada olacaklar. Maydanozları da ekleyince başka hiçbir şey yok. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Burada sarısıyla beyazının birbirine geçtiğinden emin olmak lazım. Arada beyaz parçalar da çok kalabilir ama böyle birbiriyle tamamen ayrı olursa peyniri de benimsemeyeceklerdir. Tamam. Şimdi içine açıyorum ve direkt bu güzelliklerin üzerine yerleştiriyorum. Burada mühim olan ekmeğin üzerine muhakkak bir parça yumurta gelmiş olması. Artık bu kadar. Kapatıyorum. Sizin Taner'in performansına göre 1-1,5 dakikada olacak. Ama şunu unuttum. Şimdi öğrenci milletiyiz. Temizlik de zor iş. Bundan birazcık peynir akabilir, bir şeyler akabilir. Onun için de dibine şöyle çok az su döküyorum. Zar zor temizlenmesi gibi bir derdimiz olmuyor. Şöyle bakayım. Biraz daha eriyecek. Ben kendim bir tane çay koyabilirim. Çok güzel oluyor. Oldu. Evet. Dıt 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 dıt. Şimdi şunu duyabiliyorum ya Refika. Yani peynir var, açma var. Niye ben bunu gelip de şey yapayım? Koyarım arasına, yerim. Yani bütün bunları birleştirdiğinizde bambaşka bir yemeğe dönüşüyor. Birazcık bu altındaki su çıtırtısını hafif azaltmış durumda. Aslında içinde iki tane yumurta da olduğu için bayağı bir kızı bir tanesi, bir erkeği iki tanesi bence doyurur. Şimdi tipimden belli olmuyor olabilir ama bizim okul zamanında böyle bir tane brownie, eti brownie galiba. Küçük bir eti brownie ile bir korkunç kahve. Onu da böyle sütünü az koy ki kalorisi olmasın falan gibi böyle bir delilikle lise hayatı geçti yani. Hani o öyle olabiliyor. 52 kilodan 1 kilo artmayayım diye. Şimdi izninizle artık kesip yiyorum. Bu gayet çıtır çıtır da. Şöyle. Görüyor musunuz? Hem kendi yağı hem de o peynir erimesi inanılmaz güzel oluyor. Maydanoz çok güzel bir lezzet veriyor. Şimdi bunun özelliği şu. Altı üst çıtır. Ama içini görüyor musunuz? İçi böyle kremamsı.
Bu tam istediğimiz bir şey. Üstü çıtır, altı çıtır, içi yumuşacık, tam bir açma güzellemesi olarak düşünebilirsiniz. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıya beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Öğrenci olması şart. Öğrenci iseniz ve bu taneri istiyorsanız, Taner benim evimde olsa, benim yatakhanemde olsa şunları yapardım diye lütfen aşağıya yazın. Oradan en beğendiğimiz, en ihtiyacı olan 3 kişiyi seçeceğiz ve onlara birer tane Taner hediye edeceğiz. Neler gelecek merak ediyorum. Hatta çok beğenirsek belki burada da yaparız. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bunu niye yapıyorsun? Bunu işte tam bunun için yapıyorum. Şimdi yiyeceksin ve ulan bu göründüğünden de çok farklı diyeceksin diye umuyorum. Bakalım öyle olacak mı? Açma yumurta ve maydanoz sonradan yiyeceğim. Başta bir peynir baskın geliyor, sonra bunlar ayrı ayrı geliyor. Bir de büyük yedin. Küçük yiyeceğim bunu. Öyle olayları var. Anladın mı? Yani başka bir şey oluyor.